Geri gel. Ben Konami'nin ne yapacağını ben biliyorum şimdi. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlarım. Bir tane yeni çıkan bir oyuncuyu Ronaldo'nun yerine alacağım. Evet şu. Bakın. Şimdi izleyin. Şimdi izleyin. Bakalım Konami bir daha büyük, biz bir daha büyüğüz. Bir dakika, MyClub parası almaya girmemem gerekiyor arkadaşlar. Evet, MyClub parası almaya girmemem gerekiyor. Oyun o kadar bizi oraya doğru yönlendiriyor ki yani kendiliğinden basıyor falan, yani görmeniz lazım. Gördünüz mü? Ya ulan var ya, bu anasını belleriz biz bu oyun. Neyse şimdi arkadaşlar şey olmasın. Aha Scholes mu? Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Süper bir top açılımıyla karşınızdayız. Yine efsane toplardan yaklaşık 10-15 tane top açılımı yapacağız. Bakalım efsaneyi bulacak mıyız? Kaç tane siyah top gelecek? Neler olacak? Bıdı bıdıyı bırakıyoruz ve videomuza geçiyoruz. %20 siyah top ihtimalimiz var. %30 sarı top ihtimalimiz var ve %50 gümüş top ihtimalimiz var. Buradan açtığınız toplar biliyorsunuz 100 coin olup sadece bir tane adam veriyor. Diğer box sıralarda 3 adam oluyorsunuz. Zaten biliyorsunuz ama bilmeyenler ya da Instagram'dan bazen yazıyorsunuz. MyClub'a yeni başlayanlar için biraz daha detaylı anlatabilir misin diye yorumlar, yazılar geliyor. O yüzden de böyle yapıyorum, bilginiz olsun. İsterseniz efsaneleri bir kontrol edelim. 3 tane efsanemiz var. Scholes, ki son videoda Scholes'u bulmuştuk. Onun dışında hemen şurada Ashley Young'u de bulduk. Bir York kaldı. Bir onu da bulduk mu hani şaptık şeker olacağız arkadaşlar. Haydi bismillah diyoruz ve ilk top açılımımızla başlıyoruz. Eğer ki hakikaten bir 15 topta efsaneden bir tane çıkarabilirsek ne mutlu bize diyoruz ama ihtimal vermiyorum. Gidiyoruz İngiltere'ye. İngiltere'de bizi birileri karşılayacak elbette. Bir gümüş topla başladık. Yine süper bir başlangıç. Yine harika bir başlangıç oldu. Bofol geldi. Defol git buradan. Hoş geldin takımımıza diyoruz ve aslında hızlı oyunculardan biriydi diye hatırlıyoruz. Lütfen bu arada süper bir beğeni patlaması bekliyorum. Hemen hemen her gün biliyorsunuz top açılımını seviyorsunuz diye top açılımı yapıyoruz. Bu ekonomik anlamda tabii ki de bize sıkıntı yaratabilir. O yüzden en azından like atarak bize destek olabilirsiniz. Lütfen diyoruz ve ikinci top açılımımıza geçtik. MyClub hamlemi döndü, dünya döndü, İngiltere'ye gideceğiz doğal olarak ve İngiltere'de bizi biri karşılayacak. Bir sarı top City'den. Mavi kramponlar, mavi tozluklar, sakallar Otamendi. Bakın ben size söyleyeyim. Adamı sakalından tanıyorum ya. Ailemden birini sakalından tanımam. Bu adamı sakalından tanıyorum. PES hayatımıza işlemiş anasını satayım. Hoş geldin ama hani arkadaşlar böyle sakalından falan tanıdığınız adamları dışarı çıkıp eşinize dostunuza anlatmayın. Ben Otamendi'yi sakalından tanıdım. İşte ben arka baldırını gördüm, hemen o olduğunu fark ettim falan, böyle şeyler yapmayın. Ya yani PES sevmeyen ya da PES'i bilmeyen insanlar yanlış algılayabilir. Bu sevdalar boşuna ley, bu sevdalar boşuna. Şimdi 3. top açılımımız geliyor. Hadi bismillah. İngiltere'ye gideceğiz. O belli ama belli olmayan bir şey var ki kim gelecek? Kim gelecek o çok önemli. Gittik İngiltere'ye. Bir stada düşeceğiz ama hızlı düşmesek bari. Hızlı düşeydik de öleydik de bu gümüş topu görmeyeydik. Kane geldi. Aa sen ne kadar küçük bir adamsın. Gencecik bir suratı var ya, değil mi? Bana öyle geldi. Hoş geldin Kane diyoruz ve artık bir şeyler gelmesi gerekiyor. 4. top açılımımızdayız. Hadi bismillah. Gönder gelsin. Konami gönder gelsin. Ve 4. topumuz MyClub hamlemi döndü. İngiltere'de bizi biri karşılayacak. İçerlerde sıkışmış bir dal siyaha ihtiyacımız var. Bir dalcık. Sen kimsin? Saçlarına ne oldu senin? James. Aa. Arkadaş da bir de gelmiş ha. Hakikaten adamı öldürüp vermişsiniz bize ya. Terapiza sponsorluğunda, Galatasaray'ın sponsoru biliyorsunuz. Küçük bir hemen ayrıntılara bakacağım. Bu adam sanki kaç levele yüksek? 46 levele yükseliyor. Evet, sadece hızlı bir oyuncu, öyle söyleyeyim. Yani ama hızlı giden atın hani boku seyrek mi olurdu, öyle bir şey. Buradan James'ten bilmem neden boka nasıl sardık bilmiyorum. Olsun. Hadi bismillah. Geliyor. Kim geliyor? Biri geliyor ve bizi heyecanlandıracak biri olsun bari. Efsaneden geçtim. Bir siyaha ihtiyacım var. Konami. İngiltere'de bizi bir sarı top daha, sol ayaklı. Sol ayaklı oyuncular değerlidir ama Manchester United'da en nefret ettiğim adamlardan biri Juan Mata'dır. Çok şükür. Tamam, 31 numaralı formasıyla Matic geldi. Oyun bize bir subliminal mesaj veriyor. Hani kardeşim top açılımını bırak, hayatta daha çok zevk alacağın şeyler var falan, hani moduna mı sokmaya çalışıyor? Konami'nin oyunlarına gelmeyeceğiz ama Konami'nin oyununu oynuyoruz şu anda. Şimdi bir başka top açılımındayız. Hadi bismillah. Gönder bize gelsin be. Hadi be gönder be. Ananı. Ananı dedim gibi düşünebilirsiniz. Ananı. Hani motorla gidiyormuşum gibi şey yaptım arkadaşlar. Bir gümüş top daha geldi. Benkoviç. Yani yere düşse ölecek bir oyuncu. Hani maçta oynattınız, yere böyle takıldı, ayağa düştü. İkili mücadeleler oluyor ya. Tak düştü, kalkamaz bu yerden. Öyle bir oyuncu, ben size söyleyeyim. Hadi geliyoruz bir başka top açılımına daha. İptale bastık yanlışlıkla. Gel, gönder gelsin. Efsaneden geçtim, %20 siyah diyor. Bir tane siyah vermen gerekiyor artık diye düşünüyorum. Bay Konami. Bay Konami. Geldik İngiltere'de bizi ve bir gümüş daha geldi. Dövmeli mövmeli Ashley Young. Hoş geldin Ashley Young. Daha önceki top açılımlarınızda ben bunu söyleyemiyorum ya. Niye söylemeye uğraşıyorsam söylemeyeyim gitsin. Ashley Young geldi. Hoş geldin Ashley Young ve bir başka top açılımındayız. Ha gayret. Bir tane daha siyahımız yok. Bir tane daha siyahımız yok kardeşlerim. MyClub amblemi dünya döndü. Bizi İngiltere'ye götürdü. Artık bir şeyler vermen gerekiyor ve hala vermedi. Gri krampon. Juan Mata. Nefret ettiğimi büyük ihtimal GPS'ten duydular arkadaşlar. Juan Mata'yı verdi. Ağzına bak. Ağzına senin. Top gelsin he mi? Juan Mata. Senin o dudaklarına. Arkadaşlar toplamda son top 6 tane top açılımı kaldı. 6 top açılımından sonra daha da uğraşmam. Bir tane bile daha, adam akıllı 9 top açtık yani toplamda. Bir tane bile daha siyah vermedi, yazıklar olsun diyorum. Ve geliyor. İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'de bizi birileri karşılayacak. Bir gümüş daha. Bir gümüş daha. Duffy. O zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hemen geliyoruz. Geri geliyoruz kardeşlerim. Geri ben Konami'nin ne yapacağını ben biliyorum şimdi. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlarım. Bir tane yeni çıkan bir oyuncuyu Ronaldo'nun yerine alacağım. Evet şu. Bakın. Şimdi izleyin. Şimdi izleyin. Bakalım Konami bir daha büyük, biz bir daha büyüğüz. Bir dakika, MyClub parası almaya girmemem gerekiyor arkadaşlar. Evet, MyClub parası almaya girmemem gerekiyor. Oyun o kadar bizi oraya doğru yönlendiriyor ki yani kendiliğinden basıyor falan, yani görmeniz lazım. Gördünüz mü? Ya öyle Maria, bu anasını belleriz biz bu oyunu. Neyse şimdi arkadaşlar şey olmasın. Aha Scholes mu? Scholes mu? Arkadaşlar siyah top bulma hilesiyle yine buldum işte, görüyorsunuz. Scholes geldi. Bu kadar basit. Hani kesmiyorum da oraları da görün diye, işte bu kadar basit. Bu kadar işte. Scholes takımımıza hoş geldin. Bu arada Scholes'u fullleyeceğiz. O yüzden Scholes'un gelmesi çok güzel oldu. Bu bizim takımımızdaki ikinci Scholes. Bilginiz olsun kardeşlerim. Şimdi geri geliyoruz. Dikkat. Geri geliyoruz kardeşlerim. Daha sonra orta sahaya Havertz'in yerine şuradan Ashley Young, yeni çıkan oyunculardan biri. Düşsün, gücü de düşsün yani, tam mevkisinde oynatmayın kardeşlerim. Şimdi tekrardan geliyoruz. Basıyoruz. Yeni çıkan oyuncu olacak. Dikkat. Yeni çıkan oyuncu olacak. Dikkat ediyoruz buna. Buna Canan Karatay gibi hissettim yani. Onu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin, şunu yemeyeceksin, onu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin der gibi. Arkadaşlar önemlidir. Gittik İngiltere'ye. İngiltere'de bizi kim karşılıyor? Bu tutmadı. Bu olabilir. Yapacak bir şey yok. Efsaneyi tutturduk be. Şey yapmayın o kadar da. Kutron geldi. Ama kudurun be. Efsaneyi yine buldu bu çocuk. Efsaneyi yine buldu. Arkadaşlar Havertz'i kadro dışı bıraktığımızda kaldık. Hiçbir alta yaramadı. Hızlı bir şekilde top açılımlarına devam ediyoruz. Takımla çok fazla oynamayacağım. Devam edeceğim ama genelde bu taktiği kullanıyorum. Efsane taktiği bulduk. Efsane taktiği bu. Bu kadar basit. İngiltere'ye gittik. İngiltere'de bir gümüş top daha. Çok ilginç. Bütün top açılımı o kadar rezalet geçti. Ama efsaneyi verdi bize arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Efsaneyi versin. Eğer ki bana deseydi ki Scholes'u vereyim, geri kalan 14 topu gümüş vereyim, ben kabul ederdim şahsen. Benim için sorun yok. Benim için problem yok. Sorun yok. Gidiyoruz İngiltere'ye. İngiltere'de bizi bir karşılayacak. Ve gümüş. Yani gümüş. Yapacak bir şey yok. Gümüş. Benkoviç geldi. Ve hemen basıyoruz. Geçelim tabii ki de yani. Ve evet, şimdi son iki top açılımımız kardeşlerim. Son iki top açılımından sonra bakalım neler olacak. Scholes'u verdi. Scholes dışında bir tane daha efsane isteyip yüzsüzlük yapmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum ama bir tane de siyah verse tatlı olurdu bence. Ama Konami Bey kendileri bilir. Saygı duyarız. Bir gümüş daha verdi. Ve West Ham ya da evet West Ham mı? Ayeti geldi. Ayeti. Ne bu? Ayı eti der gibi. Nasıl bir isimdir bu kardeşim ya? Ve son top açılımımız kardeşlerim. Hemen geliyoruz. Ve son top açılımımız. Efsanemizi yine bugün de bulduk. Problem yok. Scholes'un ikinci gelişi. Ashley Young'ı da bulmuştuk. York'u gelirse aslında York'u da oynatmayacaktık. Gelse de DP olacaktı. Son topta sarı. 15 topta Bailly geldi. 2019'da falan 2018'de sevdiğim stoperlerden biri, hızlıdır çünkü bu Bailly. Ama tabi oyunda artık çok daha iyi stoperler, Van Dijk'lar falanlar filanlar, Kamaralar geldiği için geri planda oldu. Çok fazla uzatmayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Efsanemiz bize hayırlı olsun. Görüşmek üzere, bay bay.